Piazza Michelangelo. Michelangelo'ya adanmış bir meydan. Floransa'nın terası, balkonu olarak da anılıyor. 1869 yılında mimar Giuseppe Poggi tarafından tasarlanmış, inşasına başlanmış. Muhteşem bir yer. Buraya turistler bugün fotoğraf çekmek için geliyorlar. Müthiş panoramik bir Floransa manzarası sunuyor. Şehri böyle avucunuzun içi gibi görmek için en uygun adreslerden biri. Bütün simgesel yapıları da buradan görebiliyorsunuz. Uffizi Galerisi var, Ponte Vecchio Köprüsü var, Vecchio Sarayı var. Hepsini kuş bakışı buradan görebiliyorsunuz. Michelangelo'ya adanmış dedim. Onun bazı heykelleri de meydanın çeşitli yerlerinde sergileniyor. En önemlisi de tabii ki David. Onun bir kopyası burada yerleştirilmiş. Burası bana Beijing'deki Jinshan Tepesi'ni hatırlattı. O da Yasak Saray'ın hemen kuzey kısmında yer alıyor. Bir nevi o da Pekin'in balkonu aslında. Hem Yasak Saray'ı görebiliyorsunuz hem de Pekin'in güney kısmı, Tianmen dediğimiz kısmı görebiliyorsunuz. Tabii birebir karşılaştırmak doğru olmaz ama şehrin balkonu olması hasebiyle Beijing'in Jinshan Tepesi'ne de benzetebilir. Tabii orada Michelangelo heykelleri yok. Floransa'nın simgelerinden biri Ponte Vecchio Köprüsü. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Birçoğunuz gelip görmüşsünüzdür. Gelmediyseniz bile ismini duymuşsunuzdur. Fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Mimarlık tarihinin harikalarından biri olarak kabul edilir. 1345 yılında inşa edilmiş Ponte Vecchio Köprüsü. Ponte Vecchio Köprüsü tabii çok bilinir mimarlık tarihinde ama türünün ilk örneği de değildir. Bu türdeki bir köprünün bu köprüden tam 700 yıl önce Çin'de inşa edildiğini hatırlatmak isterim. Tam da bu noktada 605 yılında Çin'in Sui Hanedanı döneminde inşa edilen Cazhou Köprüsü mimarlık tarihinde bu türde inşa edilen ilk köprüdür. Çin'deki Cazhou Köprüsü'nün bir benzerinin batıda inşa edilebilmesi için 700 yıl beklemek gerekmiştir. Bazı mekanların önünde çok uzun kuyruklar oluyor. Ama hemen yanındaki boş. Ve kafelerin, restoranların camlarına bakıyorsunuz. TripAdvisor tavsiyesi veya işte Yelp falan, neyse bu gibi sosyal medya uygulamaları. Sosyal medya aslında turizm alışkanlıklarımızı da nasıl etkiliyor görüyorsunuz. Orada o TripAdvisor logosunu görünce ya da işte başka bir takım uygulamalar, o bir insanlara güven veriyor. Koşa koşa herkes oraya gidiyor. Özellikle de Çinli turistler bu tip yorumlara çok değer veriyorlar. Yani gidecekleri, yemek yiyecekleri mekanları bu tip uygulamalardaki yorumlar üzerine seçiyorlar. Dün akşam mesela öyle bir yere gittik, Trattoria Zaza. Ama enteresan bir şekilde de başarılı bir mekandı. Yani hem sosyal medya mekanı, fenomeni ama servis hızlı ve hem lezzetten hem servisten ödün verilmemiş. Boboli bahçelerindeyiz. Pitti Sarayı'nın hemen arkasında. Floransa'nın her köşe başında olduğu gibi bu bahçede de Medici ailesinin imzası var. Yani Medici ailesi olmasaydı herhalde Floransa olmazdı. Veya Rönesans dediğimiz hadise olmayabilirdi. Başka türlü olabilirdi çünkü Rönesans'ın da en büyük finansörleri yine bu aile. Dün Uffizi Galerisi'ni gezerken görüyorsunuz, oradaki portrelerin birçoğu Medici ailesine ait. Boboli bahçeleri aynı zamanda bir müze. 16. yüzyıldan başlayarak
18. yüzyıla uzanan bir zaman skalasında burada çok özel heykeller var. Medici ailesinin himayesinde çalışmış sanatçıların yaptığı eserler burada sergileniyor. Boboli bahçeleri tabii yapıldığı zamanlar Medici ailesi tarafından kullanıldığı dönemlerde dışarıya kapalı, halka kapalı. Ama şimdi tabii ki halkın ziyaretine açılmış, elbette 10 euro karşılığında. Boboli bahçeleri aynı zamanda o dönem için İtalyan bahçe sanatının en zarif örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Çin ve İtalyan mimarilerinin temel bir farkı var, çok temel bir farkı var. İtalya'da veya eski Yunan'da mimari eserler tabii ki en çok taşa veya mermere dayanıyor. Buna mukabil Çin mimarisi deyince ahşap kullanımının baskın olduğunu biliyoruz. Ve bu iki medeniyet arasında çok temel bir ayrım oluşmasına neden oluyor. Çinliler her ne kadar 5000 yıllık tarihleri olduğunu söyleseler de yaşı 400-500 yılı geçen yapı sayısı çok azdır. Şaşırtıcı derecede azdır. Ama İtalya'da, Yunanistan'da baktığınız zaman belki ki medeniyet tarihi anlamında çok Çinlilerin iddia ettiği gibi bir süreklilik ortaya koyulamasa bile yapılar bakımından gerçekten yaşı çok eski eserlerle karşılaşıyorsunuz. Bunun çok temel sebeplerinden biri tabii ki ahşap dayanıksız bir malzeme. Yangınlarda yok olmuş veya bir takım savaşlarda, yağmalarda yok olmuş. Buna mukabil batıda savaşlara, depremlere, yangınlara karşın bu gibi işte taş yapılar, saraylar hepsi sapasağlam ayakta kalmış. Floransa'nın sembol mekanlarından biri Mercato Centrale'ye doğru ilerliyoruz. Adından anlaşılacağı üzere merkez çarşı, pazar. Latin dillerinin gözünü seveyim. Kelimeye bakıyorsun, bir şey anlam çıkarabiliyorsun. En azından okuyabiliyorsun. 9 yıl önce Çin'e gittiğimizde öyle miydi? Yani Çince karakterlere böyle alık alık bakıyordum yani. Hem bir şey anlamıyorsun hem ses çıkaramıyorsun. Burası Mercato Centrale, İtalyan birleşmesi, 19. yüzyılda İtalya'nın birleşmesinden sonra bir şehirlerin yeniden inşası projesi başlatıyorlar. Di San Amento adını verdikleri. Özellikle Floransa ve Napoli'de çok önemli yeniden inşa çalışmaları yapılıyor. O kapsamda yapılmış bir yapı. Floransa'ya gelip cazı yemeden olmaz arkadaşlar. Yani Floransa biliyorsunuz Çinli turistleriyle ve Çin mantısıyla ünlü.